Şu ana kadar 354 çadır kent alanları oluşturulmuştur. Bireysel talepleriyle birlikte yine 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde de 245 konteyner kent alanı ve toplam 108.155 konteyner kurulumu planlanmıştır. Şu ana kadar da 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan konteynerlarda toplam 96.444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi çadır, kent ve konteyner kentlerdeki her bir konteyner ve çadır ikametgah olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. Bunun anlamı şu aslında, bir seçim sürecine girmiş durumdayız. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim çerçevesinde biz burada bir taraftan her bir vatandaşımızın anayasal hakkını, yasalardaki hakkını kullanmasını arzu ediyoruz. Ama şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Depremzede vatandaşlarımızın oy kullanmak için başka bir yere ikametlerini aldıklarında herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Dolayısıyla herhangi bir tereddüde gerek yok. Çok rahatlıkla bulundukları yere ikametgahlarını alabilirler depremzede vatandaşlarımız ve dolayısıyla anayasal haklarında, oy kullanma haklarında, oylarında o ikametgahta kullanabilirler. Şu ana kadar da ikametgah değişimi yapan 345.097 vatandaşımız bulunmaktadır. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, yine Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarımızda, otellerde, kamu misafirhanelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri gibi çok farklı yerlerde toplam 2 milyon 343 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunmaktayız. Deprem bölgesine depremin yaşandığı ilk günden itibaren yine ısıtıcı, yatak ve benzeri battaniye gibi lojistik ihtiyaçları dağıtımına devam ediliyor. Ayrıca kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla da günde 2,5 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek verilmektedir. Depremden etkilenen illerimizde de yine beslenme ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm seyyar mutfaklar hazır, hizmet vermektedirler. Yine depremde bununla ilgili Ramazan hazırlıklarımız da devam etmektedir. Ramazan hazırlıklarıyla alakalı da her türlü hem sabah, öğle ve iftar aynı şekilde ve sahur hazırlıkları yapılmıştır. Bununla ilgili tüm deprem bölgelerinde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde gerekli ihtiyaçlar, hazırlıklar yapılmıştır. Dolayısıyla bu hazırlıklarımız tüm hızıyla da devam etmektedir. İlgili kurumlarımız da bu hazırlıklarla yakinen ilgilenmektedirler. Şimdiden ben tüm milletimizin mübarek Ramazan'ın şerifinde bu vesileyle deprem bölgesindeki kardeşlerimizle başta olmak üzere tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, sağlık, bereket, huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, gerek selden kaynaklı hasar tespiti yapılması, gerek deprem afeti sebebiyle yine gerekenleri el birliğiyle, devlet, millet olarak el birliğiyle yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza olan desteklerimiz aralıksız sürmekte. 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca yine ailelerimize 15 bin lira tutarındaki toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin lira taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri de yine devam etmektedir. Sahadaki psikologlarımız, yine sosyal desteklerimiz, psikososyal desteklerimiz, çocuklarla ilgili çalışmalarımız afetin etkisini giderilmesine karşı çok yakinen sürdürülmektedir, yakinen takip edilmektedir. Tüm diğer vatandaşlarımıza da bu çerçevedeki hizmetlerimiz, yine psikososyal destek hizmetlerimiz devam etmektedir. Eğitim alanında
afet bölgelerimizde 403 ana sınıfı, 134 ilkokul, 176 ortaokul, 277 lise ve 59 özel eğitim okulu oluşturulmuştur. Ayrıca depremlerden etkilenen illerimizde öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hazırlık sürecine destek amacıyla 434 destekleme ve yetiştirme kursu verilmektedir. Deprem bölgelerinde toplam 1783 noktada da yine farklı alanlarda kurslar devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız yine çadır kent ve konteyner kent alanlarında Mehmetçik okulları ve yine halk eğitim kurslarımız devam etmekte. Bildiğiniz gibi de Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimiz dışındaki tüm illerimizde normal eğitim süreci başlamıştır. Diğer illerimizle ilgili de hazırlıklar yine Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız ve yereldeki arkadaşlarımız tarafından yürütülmektedir. Değerli basın mensupları, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen illerimizde yine hasar tespit çalışmalarımız da devam etmekte. Bununla ilgili açıklamaları yine Çevre Şehircilik Bakanımız sıklıkla yapmaktadır, kamuoyunu güncellemektedir. Bu çalışmalar da artık sona yaklaşmış durumdayız. İnşallah yakında da tamamlayacağız. Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5.337.674 bağımsız bölümden oluşan 1.847.409 bina yerine bizzat yerine gidilip incelemeler, hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Zaten bu çalışmalar sonucunda da 876.569 bağımsız bölümden oluşan 298.448 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla bir taraftan da yine bu çalışmalar devam etmekte ama diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarına hızla devam etmekteyiz. Şu ana kadar da enkazların yaklaşık %22'ye yakını kaldırılmış durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi acil ihtiyaç olan 75 bin köy evinin ve toplam 319 bin konutun inşası inşallah bir yıl içerisinde tamamlanacaktır. Yapılan çalışmaların neticesinde de yine 653 bin konutun yapımını gerçekleştiriyor olacağız inşallah. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca depremlerden etkilenen illerde yerleşime açılacak alanların belirlenmesi için de 154 noktada zemin etüdü çalışmaları gerçekleştirilmekte. Yine bu süreçte de gerekli çalışmalar, sondaj çalışmaları ve belirli çalışmalar burada da devam etmekte. Burada zaten depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini farklı uzmanlık alanlarından oluşan bilim insanlarımızın oluşturduğu bir heyetle gerçekleştiriyoruz. Burada da yeni yerleşim yerleriyle yıkılan, ağır hasar gören mevcut yerleşim alanları uzman ekiplerce yine morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismoteknolojik, teknotik, arazi kullanımı ve afet riski durumu açısından da tek tek incelenmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yine TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına da başlamış durumdayız. Önümüzdeki hafta itibariyle de inşallah hazırlıkları tamamlanan 20 bine yakın hazırlıkları tamamlanan bu konutların da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yine 11 ilimizde de eş zamanlı temellerini de inşallah atıyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söz verildiyse, ne söz verildiyse yerine getirilmiştir, yine getirilmektedir. Devlet, millet el ele, bir ve beraber dayanışma içerisinde tüm illerimizi inşallah hep birlikte hızla ayağa kaldıracağız, ayağa kaldırıyoruz. Rabbimiz Cenab-ı Hak'tan ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylemesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı dinledik. Fuat Oktay bir son dakika bilgisi olarak da şunu ifade etti. Ne yazık ki Kahramanmaraş merkezi depremlerde 41. günde can kaybı 49.589 olarak açıklandı. Tekrar belirtelim, can kaybı
49.589 olarak açıklandı. Büyük felakette bilanço bu şekilde. Bu arada enkazların da yaklaşık %22'sinin kaldırıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Başkaca açıklamaları da vardı. Dinlediniz efendim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Haberlerimizi aktarmaya. Çanakkale Deniz Zaferi'nin